Çok iyiyiz. Burada iyi olunmaz mı? Kalamış tesislerimizde. Rüzgarımızı alıyoruz. Denizimiz şurada. Harika. İşte harika. Geliyoruz sabahtan akşama kadar buradayız. Çünkü günün her saatinde güzel. Sabah ayrı güzel. Işık başka türlü vuruyor. Öğlen ayrı güzel. Akşam zaten harika. Burası bana ne hatırlatıyor? Burası bana çocukluğumu, gençliğimi, şimdiye kadar olan ki zamanımı hatırlatıyor her şeyiyle. Dolu dolu. Çünkü ben zaten doğuştan Galatasaraylıyım. Annemden, babamdan dolayı. Öyle büyüdüm, öyle yetiştim. Galatasaraylı olmak aşktır. Hiçbir zaman vazgeçemeyeceğiniz bir aşk. Aynı tiyatro gibi. Çünkü tiyatro da bir aşktır. Ona bir tutuldunuz mu ömrü billah vazgeçemezsiniz. Aynı Galatasaray gibi. Bu ikisi at başı beraber gidiyor benim hayatımda. Bu tutku ne olursa olsun vazgeçemeyeceğiniz bir şey. Çünkü babam derdi. Bir sürü aşklar bitiyor ama yaş ilerledikçe Galatasaray aşkı hiçbir zaman bitmiyor. İşte hakikaten yaşımızı aldıkça öyle olduğunu görüyoruz. Babam Ali Oraloğlu gazeteci. O ilkokuldan Galatasaraylı. Annem Lale Oraloğlu. O da gençliğinden itibaren Galatasaraylı. Amcam öyle. Garam Oraloğlu. Kuzenim Burçin Oraloğlu, abim Akın Oraloğlu, kuzenlerim yani yok yok ailede neredeyse Galatasaraylı olmayan. Ailede Fenerbahçelimiz de var, Şükrü Saracoğlu. O da benim halamın kocasıdır, babamın çok sevdiği eniştesi. Onunla ilgili bir sürü konuşmaları olmuştur babamın zaten. Ama eniştem babamın hep bana anlattığına göre ve halamın ve kuzenlerimin de tabii. Spor aşığı bir insanmış. Yani onun için her şeyden önce gelen spormuş. Hep öyle derdi. Babam ilkokuldan Galatasaraylı. Tabii sonra liseli. Annem Galatasaray'ın sporcusu biliyorsunuz. Yüzme şampiyonu, kürek şampiyonu, atletizm takımını kuran. Aynı zamanda müzisyen çünkü konservatuvar bitirmiştir. Armoni mezunudur. Piyano çalar. Bütün tiyatrodaki piyeslerin müziklerini o yapardı. 16 tane piyesi vardır zaten. 4 tane lisan bilirdi. Bu insanların çocuğu olarak doğdum. Onun için genlerimde var Galatasaraylılık zaten. Tabii. Şimdi ben zaten doğmuşum, Bebek'te doğmuşum. Yani Bebek'e götürürlermiş, o bölümü hatırlamıyorum. Sonra Galatasaray Adası'nda hep büyüdüm. Yani bütün benim aslında çocukluğum ve gençliğim hep Galatasaray Adası'nda geçti. Ama ben buraya da çok sık gelenlerdenim. Çünkü bizim evimiz, yazlık evimiz Maltepe'deydi. Halamın da evi burada Fener yolundaydı. Kuzenim Evin Saracoğlu. Onun için buraya çok sık gelenlerdenim. Buranın da her halini bilenlerdenim. Burası küçük havuzken falan filan işte. Bugünlere geldik. Şimdi babam beni bir kere hep okula götürürdü küçükken. Babamla maçlara giderdik. Galatasaray Adası'nda bir sürü arkadaşım vardı. Onlar yüzme okuluna giderlerdi. Veyahut benim bir sürü yüzücü arkadaşım vardır. Burada da yüzerlerdi. Fakat ben tiyatroda oynadığım için çok yüzmek istediğim halde ki iyi yüzerim tabii annemden dolayı. Ama hiçbir zaman onlara giremedim. Çünkü biz bütün hayatım boyunca 6 yaşından başlayarak yazları Anadolu'da turneye giderdik. Ya böyle bir imkanım olmadı. Hep böyle içimde kalmıştır ama tabii yüzücü olmak da çok büyük bir zaman ve şey isteyen bir şey yani emek isteyen bir şey. Yüzücü olamadım ama iyi yüzerim. Vallahi ben şimdi Kötü Tohum piyesini annem babam koymaya karar verdi. İşte düşünüyorlar kimi oynatalım, şunu mu oynatalım, onu oynatalım, işte o büyük kalır falan filan. Ben de masanın kenarında böyle ben oynarım dedim. Hakikaten oynar mısın dedi annem. Evet oynarım dedim. 7 yaşındaydım ve öyle başladım Kötü Tohum'a. Ve Kötü Tohum'daki rolüm benim çok kötü bir rol aslında. Kız 7 yaşındayken 3 kişiyi öldürüyor. Büyük sansasyon olmuştu. Tünel'deki tiyatromuzu açmıştık. Orada başladım. Çok severek ve bilerek oynadım hep. İkinci sene Helen Keller'in hayatını oynadım. Kör, sağır, dilsiz. Onu da çok severek oynadım.
İşte onu diyorum, yani tiyatroda aşk. Çünkü vazgeçemiyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey var. Annemin söylemesi, beni tiyatroya götürdüğü zaman antrakta yerimden oynamazmışım. Ben onu hatırlamıyorum. Ve piyes bittiği zaman ağlarmışım niye bitti diye. Şimdi filmlere gittiğimi biliyorum. Kan ve Gül vardı o zamanın meşhur filmi. Kan ve Güllü mesela eve gelip hep oynardım işte. Şallar alırdım, böyle vampir bir filmdi. O zamanın ilk vampir filmlerinden. Atardım, amcamla oynardım falan. Yani demek ki bu da var genlerde. Kulüple zaten hep irtibat halindeyiz. Hep yazları Galatasaray Adası'ndayız. Maçlara ben çok giderdim babamla beraber, kuzenlerimle beraber. Hep maç tutkunuydum. Basket maçına giderdik bir kere. Bayılırdım o basket maçlarına. Hep hayatımız maçlarda geçti. Sonra 18 yaşına gelince zamanı gelmişti üye olmanın. Üye oldum. Sonra yazlık kısma 2-3 sene sonra üye oldum. O zaman biliyorsunuz ayrıca ücret verilirdi. Hiç çıkmadık yani kulüpten. Babam biliyorsunuz yardımlaşma sandığını kurmuştu. 17 senede başkanlığını yaptı. Hastalanınca Oral abiye devretti. Ben de şimdi onun yönetim kurulunda yedek olarak duruyorum. Başkaları yani olsun üye, ne olacak? Benim de sade orada olmam bile benim için büyük onur. Oral abiyle arkadaşlarla çalışmalarımızı yapıyoruz. İşte her hafta geliyoruz arenaya artık. Bu da işin öbür tarafı. Yavaş yavaş bir şeylerle ilgileniyorum. Tiyatrodan vakitte bulunca tabii, bazen öyle oluyor ki matineler suareli oluyor. Bazen gelemiyorsun falan. Ama elimden gelen neyse onu yapmaya çalışıyorum. Şehir tiyatrosuna 91'de girdim. Ondan önce bir 6 sene Amerika'ya gidişim var. Döner dönmez hemen şehir tiyatrosuna girdim. Ondan öncesi de zaten hep annemle Oraloğlu tiyatrosuna geçti. Yani benim zaten kültürüm özel tiyatro. O başka bir şey çünkü özel tiyatro. Gerçekten o zaman tiyatrocu oluyorsunuz. Çünkü dekorunla da ilgileniyorsun, kostümünle de saçını kendin yapıyorsun. Orada bir lüks yok. Yani şimdi son senelerde biraz daha öyle ama işte 61'den bahsediyorum. Ama her şeyiyle, mesela ben geçen sene Süha Uygur'la oynadım. Çok büyük keyif aldım. Çünkü o özel tiyatro, işte orada doğmuşum, büyümüşüm. Başka bir şey o yani. O ekip de başka türlü oluyor. Çok güzel ya, anlatılır gibi bir şey değil. Şimdi öyle bir toplum haline geldik ki bakıyorum herkes küfrediyor. Ve maalesef yani gün geçtikçe insanların sabrı da kalmıyor artık yaşadığımız olaylardan dolayı. Şimdi ben bakıyorum kadınlar da küfrediyor. Biliyorsunuz maçlara sırf kadınlarla çocukları aldılar. İnanılmaz şeyler duyduk yani, anlatabiliyor muyum? Bu insanın kendini eğitmesiyle başlayan bir şey herhalde. Bunun önüne geçilemiyor maalesef. Keşke. Ama görüyoruz işte, bütün maçlara gidiyoruz. Ne yapılabileceğini de artık bilemiyorum. İstediğiniz kadar söyleyin, istediğiniz kadar gazetelerde köşe yazarları yazsın, konuşsunlar. Acayip bir durum yani. Keşke olabilse, mesela ben ve bir sürü tanıdıklar anneme hep dediler ki işte Lale hayatını yaz. Çünkü annemin de hayatı çok dolu geçmiş bir hayat. Ona böyle tam niyetleniyordu hakikaten. Sonra işte hastalandı, olmadı. Olabilir. Annemle babamla da ilgili bir sürü şeyler var. Yani insanların bilmediği o kadar çok şey var ki. Evet. Kendi spor hayatı, oralara nasıl gelmiş, annesiyle babasıyla olan ilişkileri, babamın öyle, bir sürü bir şeyler var. Onları güzel güzel derleyip o hikayeleri minik minik de olsa hakikaten yapmakta fayda var. Bir şekilde yaparım diye düşünüyorum. Tabii annem o sırada aklına gelmemiş olabilir ama ondan sonraki piyeslerde hep vardım her sene kapanana kadar. Tiyatro kapandıktan sonra başka piyeslerde, başka sahnelerde oynadık. Hatta uzun bir dönem İstanbul'da sahnemiz olmadı. Annem turnelere çıkmak zorunda kaldı. Ben okuduğum için yaz ayları ona katılabildim falan. Bütün ömrümüz öyle geçti. Sonunda işte ben gidip dönünce, onun da o sırada kapatmıştı tiyatrosunu, şehir tiyatrosuna girmemi önerdi. Hakikaten o zaman Bedia Muvahit de anneannemin kuzinidir.
O ön ayak oldu. Onun sayesinde şehir tiyatrosuna girdim. Fakat ben hep anneme şey diyordum. Anne, şu tiyatroyu devam ettirelim. Fakat annem şiddetle karşı çıktı bu işe. Bilmiyorum yani, kendi yaşadıklarından dolayı herhalde. Halbuki şimdi mesela Nejat Bey de ne güzel Süheyl'le Süha Behzat devam ettiriyorlar. Ben mesela onu çok yapabilmeyi isterdim. Belki hala da yapabilirim. Çünkü o özel tiyatro başka bir şey. Ona mesela annem nedense herhalde beni korumak adına diyorum. Ona mani oldu. Hayır, olmaz öyle şey. O şekilde tiyatroyu hala devam ettirmek isterim doğrusu. Şimdi bakın, benim annem de babam da son derece ahlaklı, iyinin iyi olduğunu bilen, doğrunun doğru olduğunu bilen, yalanla uzaktan yakından ilgisi olmayan insanlardı. Biz de öyle olduk. Ahlaklı olmak, vicdanlı olmak çok önemli bir şey. Maalesef toplumumuzda bunlar giderek azalmakta. Bunları nasıl toparlayacağız? Nasıl insanların kalbine, ruhuna bunları tekrar enjekte edebileceğiz? Bilemiyorum. O yönden çok sıkıntılıyım. Sporcular da, sanatçılar da muhakkak ki ya ben sanatçıyım, işte her şeyi yaparım, ben sporcuyum. Hayır, böyle bir şey yok. Kendimize dikkat etmek zorundayız. Toplum içinde olduğumuzda. Muhakkak bunun başka bir şekli yoktur bana göre. Katılan olur, katılmayan olur. Ama ben her zaman öyle yaşadım. Annem babam öyle yaşadı. Benim için doğruluk, vicdanlı olmak, ahlaklı olmak birinci gelen vasıflardır. İnsan böyle olmalı zaten. Normali budur. Benim kuzinlerim var. Oğlum meraklı. Oğlum da 17 bölüm Pulsar'da oynamıştı. Şimdi bakıyorum yine o da niyetleniyor. O Mamafi yeni medya okuyor ama o da istiyor. Herhalde onun da içinde var. Çok da güzel oynamıştı zaten. Benim tarafımdan o var. İşte başka kuzenler var. Tanıdıklar var. İlla ki birilerini yetiştireceğiz. Annemle iletişimim iyiydi ama annem otoriter bir insandı çok. Bir kere sporcu olduğu için en büyük özelliği bir şeyi, hiçbir şeye yarım bırakmazdı. İlla ki son saniyesine kadar götürürdü. O, diyorum ki, o sporculuktan kaynaklanan bir şey. Şöyle bir şey derdi annem ki çok doğru. Dinlenmek ne demek derdi. Şimdi kendisi işte Alman Lisesi'ne gitmiş, Damdösyon'a da gitmiş, işte Atatürk Kız Lisesi'ne okul değiştirmiş ama dört lisan biliyor. Aynı zamanda konservatuvara gittiği için piyano da çalıyor. Dinlenmek derdi, bir işi bıraktın gelip oturmak değildir derdi. Spordan mı yoruldun? Gidersin piyano çalarsın. Piyanodan mı yoruldun? İşte oturursun, kitap okursun. Ondan mı yoruldun? Başka bir şey yaparsın derdi. Korkunç bir enerjisi vardı. Ve haklı. Gerçekten öyle. Dinlenmek oturmak değildir. Şimdi bende de o enerji var ama tabii ben anneme yetişemem. Annem başka bir şeydi. Ondan sonra müthiş enerjili. 27 saat araba kullandığını bilirim turnede. Sinop'tan şeye gidiyoruz. Rize'nin ilerisinde bir yere gidiyoruz. Arada 2 saat uyudu. Yani öyle öyleydi. İşte provalar yapılır, herkes işte Ali Hanım ara verir. Dur, bitmedi daha, devam falan derdi. Onun için onu derdim. Anne, hiç yorulmuyorsun ve bir işi illaki sonuna kadar götürüyorsun. Hiç vazgeçmezdi. İlla sonuna kadar gidecek. Bu çok önemli bir özellik. Biz genelde bakıyorum, o olmayacak. Tamam, olmayacak. Çaba sarf etmek lazım. Hiçbir şey hayatta kolay olmuyor. Müthiş çaba sarf etmek lazım. Hele bu dönemde artık. Evet, trene Bostancı'dan bindirirdik pazar akşamları. O giderdi. Hatta bir keresinde Ateş'le ben de gitmiştim. Bir 4 sene öyle devam etti. Sonra 4 sene sonunda orada işte değişiklikler oldu bir şey. Belki yoruldu, bilmiyorum. Yok, artık gitmeyeceğim dedi. Biraz çalkantılı bir dönem oldu.
ben bunlarla mücadele edemeyeceğim dedi. O çok doğrucu bir insan olduğu için bırakıyorum dedi, bıraktı. Şimdi Galatasaray'la ilgili tabii yönetimler değişiyor. Hiçbir şeyin biz tam içinde değiliz. Bazı şeylerin nasıl yürüdüğünü göremiyoruz uzaktan. Hep duyuyorsun veya yazılanla. Bana göre umutlu olmak lazım. Ümit etmek lazım. Bir de çok her şeyi hemen o onu niye yaptı, bu bunu niye söyledi diye çok her şeyi şikayet eden bir toplum olduk. Anlatabiliyor muyum? Biraz da durup düşünmek lazım. İnsanların neyi, nasıl, ne şekilde yaptığını tam bilmeden hemen isyan etmemek lazım. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Söyleyeceğim sabır ve aşkın devam etmesi. Şimdi Pollyanna piyesiyle Almanya'ya turneye gittik. Sahne böyle 2-3 basamaklı. Annemle beraber oynadığımız bir sahnede ortası boşluk, oradan uzaktan birinin yavaş yavaş tık 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 sahneye gelmeye başladığını hissettik. Ama durmasını bekliyoruz. Durmuyor. Adam tık 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 sahneye çıktı. İki basamak yanımıza geldi. Biz annemle konuşmayı kestik. Böyle adama bakıyoruz dehşet içinde tabii. Adam dedi ki, affedersiniz dedi. Bu oyunda dedi hiç dedi böyle müzik, dans falan dedi yok mu dedi. Annem yaptı. Peki dedi, teşekkür ederim dedi. Adam indi sahneden, tık 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 gitti. Biz oyunumuza devam ettik tabii ki. Dışarıda demişler, ya sen ne yapıyorsun, deli misin, sahneye çıkılır mı? E ne yapayım demiş, soracak kimseyi bulamadım demiş. En iyisi demiş, sahnede oynayanlara sormak. Hiçbir şekilde başka bir meslek düşünemiyorum. Hayvanları çok severim. Onlara yardımcı olmak için elimden geleni yapardım. Daha fazlasıyla ki yapıyorum zaten. Evde kediler, köpekler, mahallede bakıyoruz, ediyoruz, taşıyoruz falan. Ama mesleğimi çok seviyorum. Tabii insanın mesleğini sevmesi ve onu isteyerek yapması çok önemli bir şey. Çok. Yani onu da büyük bir aşkla yaptığınız için sıkılmazsınız. Sinirlenebilirsin ama her şeyi dengede tutmak bence mümkündür. Her şeyinize bu insanın şurasında olan beyinle her şeyinizi kontrol altında tutabilirsiniz. Bence tutmalısınız da. Kontrolsüz olmak güzel bir şey değildir. Niye sanatçıyız? Niye sporcuyuz? Kontrol mekanizmamız daha kuvvetli olmalı bence diğerlerine göre.